Bir selam dostlar. Hepinize diyor hoş geldiniz. Erkenden size ilk bir City Skylines atayım istedim. Başkanınız görevde. Yurt sorunuyla alakalı yorum okudum da çok komiğime gitti. Yurt sorununu çöz diye. Bu arada buna da bakacağım. Hatta düzeltmeye çalıştım. Bayağı bir bocaladım. Belki de bunun yerini komple değiştirebilirim. Şimdi devam edelim. Ben şu sorunu çözdüm. Elektrik sorunu buradaki. Hatırlarsanız elektrik işini bağlayamamıştık. Neyden kaynaklandığını öğrendim arkadaşlar. Şimdi bunlardan gelen enerji, bu fabrikadan gelen enerji kadar yüklü miktarda olmadığı için böyle büyük power line'ler kullanmanıza gerek yok. Heavy cables diyor bak. Ağır kocaman, daha büyük enerjiler için tasarlanmış bir detay olduğu için bunda kablo var ona göre. Bizimki sadece ufak bir kabloyla bağlandığı için direkt onu çekmemiz yetiyormuş. Ben saçma salak buraya bağlamaya çalışıyordum ama yok yani direkt var olan hatta bağladığın zaman şu sarı hatlara zaten otomatikman elektrik birbirine bağlanıyormuş. Öyle bir detay öğrenmiş oldum. Şimdi şuradan öncelikle tabii ki de şuradan gereksizi kaldırayım. Buradan şu an dışarıya enerjiyi ihraç ediyoruz. Bunları bir silelim. Bunlara hiç gerek yok. Burada fazla fazla koymuşum saçma salak. Ama çözmeye çalıştığım için tabii yani bunları. Yani dur mikrofon sende. Allah Allah. Bir de seninle uğraşmayalım. Okey, şimdi bunların arasında zaten bir bağlantı vardı. Hatta şunu da şöyle yapalım. Bu fazlalığı da kaldıralım. Bir tane kablo gelsin. O da yer altından gelsin. Zaten yer altındayız. Bunları şu an birbirine bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bunu bağlayalım birbirine. Şuradan. Bundan sonrasında komple artık şehre bağlanan turuncu hatlar var gördüğünüz gibi. Umarım oyun sizde takılmıyordur. Bende de takılmıyor ama yeni gelen güncelleme iyi mi geldi kötü mü anlamadım arkadaşlar. Saçmaladı birazcık. Çok bir fark da yaratmadı. Hatta eskiden 70 aldığım FPS değerini şu anda 50 küsürlere, 56'lara, 59'lara falan düşürdü diyebilirim. V-Sync hatta ilk açtığımda V-Sync ile beraber oyun takılıyordu. Şu an kapadım açtım. Birkaç ayar değiştirdim. Sonra açtım düzeldi. Öbür türlü atlama falan durumu oluyordu. Bakın enerji şu anda geliyor. Hatta bağlandı. Ve şuradan da gördüğünüz gibi trade'imiz daha fazla olması gerekiyor. Vakitlice artacaktır diye düşünüyorum burası. 4.99 diyor. Şu an 52 üretiyoruz. Ama niyeyse 4.99 sadece. 5'e çıktı. Daha fazla satmam lazım yani. Yavaş yavaştan artıyor herhalde. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki enerjinin durumuna bakayım ben. Ne kadar üretiyoruz burada yazıyor mu? Transformer capacity diyor. 80 megawatt. Ama bu tamamını almıyordur tahminimce. Bunda da bir verimlilik durumu var mı bilmiyorum açıkçası. Pardon buraya geliyoruz. Yanlış oldu. 22 megawatt buradan geliyor. Ha, o zaman normaldir ya. Orada da kaç tane koydum? 2, 4, 6 tane koymuşum. Niye bağlanmadı diyor. Aa, bunları bağlamamışım ki. Biraz ek oldu orası da ama yapacak bir şey yok yani. Oradaki elektriği de kaybetmeyelim. O da artsın. Popülasyon artıyor. Şunları çok önemsemem lazım. Arada kaynatıyorum. Yeşil enerji için yatırım yap diyen arkadaş var. Şurada galiba. Solar Power Plant. Aynen. Bunu açarsan bayağı iyi para da kazanabilirsin demiş. Böyle bir şey de yapabiliriz açıkçası. Enerjiden gitmek istiyorum. Yeşil enerji, temiz enerji olsun. Zaten upgrade edebileceğim 9 tane puanım var. İstersem direkt de bunu açabilirim. Hidro. Ve bunu da açayım. Elimde bir tane puanım kaldı zaten. Yavaş yavaştan da popülasyon artıyor. Bakın 100'ün çok üstüne çıktık. Gelir gider tablosunda şu anlık durumlar birazcık kötü. Bu arada bunları geliştirebiliyoruz. Solar panels that increase power output during daytime diyor. Gün içerisinde 0 ile 2 megawatt arasında birazcık daha verimlilik artar diyor. Yani 5 geliyorsa 7 gelme ihtimali var galiba. Burada da baksana 2.5 arası diyor. Bu da kapasiteyi arttırıyormuş. 5 değil de 10 megawatt şeklinde mi? Aa. Bakayım. Şu anlık 5 değil mi? Bu kaç para? Ay yanlış oldu. 10.000. Neyse arttırdım. Bakayım. 7.5'a çıktı şu anda gördüğünüz gibi. Bayağı iyiymiş be. Bunu da takarsam. Çok bir değişmedi. Aa değişti. 8.86. Gayet iyi arkadaşlar yani neredeyse iki katına çıkardım verimliliği. Tabii ki de gider de var. Yani anlık olarak verdiğinizden ziyade aylık ne kadar? 3000, 5000.
Burada da 2000 var. Toplam 10.000 daha arttı. Sırf bir tanesinin aylık olarak. Ay'a vurduğumuzda büyük para herhalde. Ama 10 megawatt almayı planlıyordum ya. Şu anda 103, %100. Güzel güzel. En azından buradan enerjiden ufak ufaktan satmaya başlayacağız. Arada bunu arttırayım ben. Bazılarını upgrade'i basayım. Sonra upgrade basabileceğim bir şey daha var mı? Suyu istemiyorum. Yolda roundabouts'ın daha büyük olanlar açılıyor galiba. Ona verilebilir ama bir yerine biriktirip daha iyi şeyler yapılabilir. Okul işini çözdük. Eğitim sistemiyle alakalı tweetler alıyorum. Eğitim gayet iyiymiş. Emergency fire tower. Keep constant lookout to reduce the change of force. Şu an çok bir ihtiyacım yok ama olsa fena da olmaz aslında. Çiftlik işini bir noktada arttırmam lazım gibi. Şu odun işi hala başlamadı. Odun da tam bakmadım. Bu arada otobüs durakları için her bir yere ayrı ayrı durak koymak, yani hat koymak daha mantıklı olur yorumu vardı. Ona katılıyorum kesinlikle. Ben bayağı bildiğin Bus Simulator gibi böyle bütün her yerden geçen bir rota yaptım ama doğru bir şey değil aslına bakarsanız. Şuradan böyle bir düzgün sıfırdan yapmam lazım. Şuradan ilk rotamızı belirlesek. Dur hatta onu iptal et. Bu tarafa doğru hiç otobüs durağı koymadım misal bak. Burada da yapalım. Bak oraya otobüsler, yollara da araba park etmiş. Tıkanmasın. Şöyle birazcık aralık bırakayım. Ya şu sanayi bölümüne hiç otobüs gelmiyor misal. Onu bir düzeltelim. Şu çiftlik bölümüne de gelsin gitsin. Ufak da olsa. Ya da şu yakında dışarıda dursa da yeter. Çok içeri girmesine de gerek yok. Ve sanayi bölgesine buradan da böyle girsin. Şuralardan bir yerlerden. Çok durak da olmasın. Bak bunlar da nasıl sevindi. Sonra buradan da artık çıkıp gitsin. Ya da şuradan bir yerden çıkıp gitsin. Tamam. Buradan geri bağlasın sonrasında. Okey. Şimdi şuradaki otobüs. Böyle taksit birazcık daha arttıracağım hat sayısını. Ona göre otobüsü de arttırmam gerekecek ama düzeltiriz onu da. Bu tarafa da böyle bir yolculuk seferimiz başlasın. Yavaş yavaş genişlerken otobüs seferlerini de genişletmeyi unutmamamız lazım. Buradan da buraya gitse, oradan bir U çekse. Dönüşüm biraz saçma oldu değil mi? Neyse, şuradan geçirmem gerekiyordu aslına bakarsan da. Yapacak bir şey yok. Oradan geçsin. Tamam, bağladım herhalde bunu da. Otobüs kapasitem var mı? Ne durumda? Şu anda %28 verimlilik kullanılıyormuş. Kaç otobüsüm var? Tamam, 7 tanesi kullanılıyor 25'ten. Güzel. Yeni seferler de geldi. İnsanlar mutlu. Şuradaki şu otoparkın güzelliğini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Biliyorsunuz ki otopark sorununu kaldırınca o taraftan büyük otoparkı. Buraya bayağı katlı bir otopark koyduk ve çok güzel görünüyor. Şu yağmur işi bir bitse de gitsek modundayım şu an. Gerçekten ne bitmez yağmurmuş ya. Sesi çok rahatsız ediyor. Kulağa inanılmaz tırmalıyor. Ben hatta birazcık sesini de kısayım. Beni de rahatsız etmesin. Yavaş yavaştan yeni yeni şirketler geliyor. Oha doluşuyor burası. 158, 160, 170'lere çıktı ve hızlı bir şekilde artıyor. Bakınız. Çok iyi, çok iyi. 6200 artı eksi hala birazcık daha eksideyiz ama olsun. Şehrimiz ölülükten böyle dirilme aşamasına doğru gidiyor. Burayı üste çıkalım. Burayı kaldıralım. Yeni birileri gelsin. Başka var mı hocam şikayet olan? Bu bina terk edilmiş ne yazık ki. Burada trafik oluşuyor. Aman Allah'ım işte korktum. Başıma gelmeye başladı. Buralara artık roundabout koymaya başlayalım. Şöyle büyükçe ne? Aslında dur hemen onu açsam da büyük olanını mı koysam? Şunu açalım ya. Daha büyükleri varsa ondan koyalım. Buralısı böyle bir rahatlasın bak. Oy. Trafik mevzusunu çözer herhalde bu. Güzel. Çok çok iyi. Şuraya bir yere bir adam akıllı otopark mı koysun? Bak hala da birazcık var ama eski trafik tıkanıklığı bu. Yavaştan geçer diye düşünüyorum. Yolları iyice genişletsek ne yapsak buraları? Gidiş geliş. Değil mi? Gidiş geliş bu. Five lane. Bunlar tek yön misal.
Büyütelim şu yolu. Zaten bu yoldan koymuşum aslına bakarsan da. Şu otopark işini iptal etmemiz lazım yol köşelerinde. Ya da tam koymamış mıyız? Şunları şöyle bir büyütelim. Şu bağlantıdan ötürü olmuyor diyor. Oraya da bir roundabout koyabilirim. Daha ufağın tabii ki de. Şöyle. Tamam, şimdilik böyle bir kalsın. Şu yolu da birazcık toparlayayım. Yolları da çok para harcamak istemiyorum. Genel olarak bayağı bir masraf yaptık yolları. Aa bak orada ufak kaldı, görüyor musun? Lan büyütsene şurayı. Uyuz oldum ya. Orayı bir düzeltemedim gitti. Neyse böyle kalsın. Şu yolların köşelerini bir düzelteyim. Üniversite yakında aslında bir commercial zone olması lazım. Baksana şurası böyle suluydu. Ben bunu kaldırayım düzelteyim derken biraz kötü kötü yaptım. Şurası hala su içinde, böyle bir çukur var. Baksana şuralar batıyor. Bunu inanın nasıl düzelteceğim yani biliyorum da düzgün yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden şimdilik böyle bir idare mi etse demiyor değilim. Kalsın. Bak ofis dementte hemen düzelverdi ha. Okey. Şurada neymiş abi? High rent. Ona da benim yapabileceğim bir şey yok abicim. Kazançlar iyi. Kötü değil. 170'e çıktık. Çok hızlı gelişiyoruz. Bu iyi bir şey olsa gerek. Mutlu mu herkes? Mutlu. İnternet servisi. Ha, bak. Communication services. Nerede bizim komünikasyonumuz? İletişim hatlarımız. Onu bulmam lazım. Şurada upgrade bölümünde bakayım. Hangisi? Şu mu? Heh, buymuş. Okey. Bak post sorting facility diyor. Server farm. Şu anda sadece basic olanı var. Bunu geliştirdikçe muhtemelen internet altyapımız ve genel olarak her şeyin kalitesi artacaktır ama birazcık zamanlı olacak o iş. Burada yeni bir şeyler gelmiş. Neymiş bu? Geothermal power plant diyor. Hmm. Yeşil enerji nerede? Huge battery banks store electricity that can be used to negate the problems caused by blackouts energy. Yani enerji biriktirip böyle enerji kesintiler esnasında kullanabileceğimiz bir şey bu. Can be upgraded. Yok. Onu upgrade yapacağım. Aslında biz şuradaki bu enerji işini niye hiç upgrade etmedik? Şunun bir upgrade'i yokmuş. O yüzden etmemişiz. Birazcık daha genişliğe de gitmemiz lazım artık. Yani hep aynı noktayı dar dar sokuşturuyorum. Bak. Uçak geçiyor. Biz de havalimanı istiyoruz hocam. Şuraya bizim de uçağımız insin ya. Turistlerden dışarıdan ek kaynak sağlayalım. Gelir gider tabloma bakmak istiyorum. Kötü müyüz? Kaç bir 4000, 5000 altına inmişiz. Bu tabii anlık olarak değişebiliyor. Şu anda popülasyon hızlı arttığı için düşüyor ama bir noktada düşmeye başlarsa popülasyonun gelmesi, orada birazcık daha eksiye gidebiliriz. Belki bunların vergisini bir tık arttırıp onu da dengeleyebilirim. Çok hızlı artmak benim için de zarar. Gördüğünüz gibi trafiği vesaire kontrol etmekte de zorlanıyorum bu durumda. Healthcare %100'deymiş hala. Education. İnşallah eğitimin karşılığını alırım. Eğitime gerçekten çok büyük para bastık. Hatta ilk etapta bu 444 bin dolarlardaydı. Şu tavuk işi var, buğday işi var. Bunlardan ne kadar gelir elde ediyorum açıkçası bunu da çok merak ediyorum. Nereye doğru gidecek onu da göreceğiz artık. Şöyle bir çiftçiliğe daha fazla yatırım yapsam mı? Bakayım dışarıda farklı alanlarda. Sarılık şurada var. Yine üniversiteyi de çok güzel bir yere koymuşum yani. Bravo bana. Yani resmen verimli topraklar üzerine üniversite kurmuşum. Verimli toprak işi çok yanlış anlamışım. Ay, onu da toparlayacağız artık herhalde. Pamuk falan ekebiliyorum. Güzel. Baya iyi. Tarla olduğu yer sarılarda olması lazım. Burayı da yine satın alıp genişletip çiftlik alanına falan yapabilirim ama şuradan bir yerden yol bağlantısı alıp düzgünce bir köprü geçmem gerekecek. Ya da su altından tünel mi acaba artık? Burası da terk edilmiş değil mi? Aynen. Bunları da yıkalım abi. Hemen ardına yeniler geliyor. Sonrasında niye terk ediyorlar onu anlamıyorum yani. İyi. En azından müşteri az falan şikayetler azaldı. Burada ambulans bekleyen bir hanemiz var. İnşallah ambulans zamanında gelir. Hadi hocam. Hadi yetişin. Ha, ambulansımız burada.
Uzaktan, çok uzaktan müdahale etti ambulans. Wi-Fi bağlantısı kurdu herhalde adam. Işınladı. Tamam, bu da güzel. Şu an çok mutluyum. High rent sorunlar var birazcık daha. Yüksek kira bedelleri. Onun sebebi herhalde şu anda bina sayısının az olmasına ötürü diyeceğim de şu an kötü de değiliz aslına bakarsan. Ofis demende de birazcık talep varmış. Bir tık ofise de basmak lazım ama korkuyorum da yani. Şu büyük binadan çıksa aslında çok daha iyi olacak. O ne zaman çıkar onu bilmiyorum. Milestone'a varmış. Small city olmam gerekiyormuş. En kötü aynıların üstüne koyacağız herhalde. Öyle olacak. Başka türlü önüne geçemeyiz. Commercial zone. Hadi abicim. Bu niye terk edilmiş ya? Ah be abi. O zaman bunu da şöyle bir işletme bölümüne. Madem terk ettiniz gittiniz. Şurayı da şöyle koyayım. İki bina var burada ama. Dur. Şunu bozalım. Sonrasında burayı da basalım. Hem böylece hepsini dengelemiş olurum herhalde. Yan yana yine çok fazla işletme koyuyormuşum hissine de kapılıyorum. Şuraya da bir tane ofis gelsin. Bu da taşınıp giderlerse gidecek. Bak terk etmeye başladılar. Niye böyle oluyor ya? Yani şehir kalabalıklaşıyor falan diye mi böyle yapıyorlar acaba? Burayı da çok işletme koymayayım. Yine bir ofis koyalım. Bu civarda da ofisimiz olsun. Baksana abi terk ediyorlar. Yani yanına ofis geldi diye mi terk ettiler şu an? Ya da şehir geliştikçe küçük küçük popülasyonlar hayatta kalamıyor durumu da olabilir. Bak medium talebi de arttı. Şunları kaldır. Hatta bunu da kaldır. Low rent. Low rent koysam mı mix de istemiyorum. Şöyle şu alan böyle olsun. Vay baksana şurada kiradan şikayetçiler misal. Buralara bina mı diksem low rent binaları? Kaldırıp da. Bu neymiş? Signature building. Var mı yenileri? Var. Pop Musician Mansion diyor. Hadi abi Pop Musician Mansion'da koyalım. Çiftlikte. Atını da aldı geldi. Merak ettim. Kimmiş bu pop yıldızı? İki tane adult varmış gördüğün gibi. Araba maraba ne gelecek? Şu anlık göremiyorum kendilerini. Well being within 500 metre. Nerede hani? İki tane, üç tane atlar var. Atlar çoğalıyor bu arada. Neyse böyle koyduk yani. Çiftçilerin yanında yaşasın. Bir tarafında sanayi, bir tarafında çiftçi. Ay, commercial talepleri herhalde göz yumacağım arkadaşlar. Bir türlü gelemedi burada. Aa, ambulans bekliyorlar burada da. Tamam, burası da okey. Şu şikayet edilen bölümü şöyle koyayım abi. High rent diyorlar ya, al sana low rent. Oraya bir bina girsin. Bak bunun altında da dükkanlar iyi kazanmıyoruz, müşterimiz yetmiyor diye ağlanıyor. Buradakiler para kazandırmıyor mu abi sana? Ben anlamadım ya. Şöyle bir enerjiye bakalım. Enerjiden şu anda 60 bin kazanıyormuşuz. Sadece enerji değil tabi ama daha çok enerji dışarıya sattığımız için sadece enerji de diyebiliriz herhalde. Diğer servislerimizden para kazanmıyoruz dışarıya satıştan. Service fees, revenue. -76'ya kadar gitmişiz. Güzel. Şimdi yeşil enerjiyi nereye kuralım? Yeşil enerji için güzel bir bölge düşünmemiz lazım. Uzaklarda bir yerlerde olması lazım. Belki şuralara direkt dizebilir miyim onları da böyle bir düzleyip edip de. Hidroelektrik istemiyorum. Solar açılmamış. Ha, param yetmiyor. 1,5 milyonmuş. Bir sonraki seviye sonrası aslında param yetecek. 50 megawatt kapasitesi varmış toplam. Ve electricity production gördüğünüz gibi 0 ile 200 megawatt arası olabilir diyor arkadaşlar yani. Ama battery output 15 megawatt diyor sadece. Ses bayağı olacakmış ve
aylık gider de 300 bin euro. Yani o kadar gelir olur mu bilmiyorum ama sağlam gider olduğu kesin. Düz bir yere koyduğumuzda farklı oluyor. Daha düzümsü bir yer lazım bize tabii. Verimli bir yere bakacağız artık. O para bir gelsin önce, ondan sonra bakarız. Yavaş yavaştan şuraları da genişlemek istiyorum birazcık. Bak şurada tatlış bir tane bina var. Buna hiç dokunmamak lazım, doğasını bozmadan. Şimdi şuradan diyorum ki ben bir bağlantı yolu alalım. Nereden alabilirim? Şuradan bir yerden almam gerekecek ama bu da trafiğe tıkar mı acaba ya? Şuradan alsak daha olası olacak herhalde. Şuradaki yollar da bir köy yolu değil de tatlış bir köprüyle. Aha. 1 milyon 600 bin de geldi buradan. Süper. Nice. Teşekkür ediyorum. Progression'a bakalım. Artık Boomtown olduk. Yavaş yavaştan Busy Town'a doğru geçeceğiz ara. Yok, Busy Town olmuşuz. Big Town olma yolunda ilerliyor şu anda. Gated Community or Mining. Aha, Mining gelmiş. Tamam, pamuk zaten şurada, pardon. Or Mining gelmiş. Gate Community. Only people living and working within district are allowed in this increase of well being. Okay, zenginler arttırıyor. Yani malikaneler gibi şeyler geldi şu anlık. Şuradan yollara bakacağım. Bu neymiş? Two Lane Truss Arch. Arch. Arch da değil aslında. Bu da böyle. Yol köprüsüymüş aslında. Baksana, oha, ne kadar çok insan ölmüş be. Ne oluyor abi? Popülasyon artmasın. Popülasyon artmasın artık. Şunu bir arttırayım. Çok arttı popülasyon. Gereksiz derecede çok arttık gibi. Şuraya bak, 160'a çıktı abi. Durun bir gözünü seveyim ya. Çok artıdayım. Çok param oldu ama istediğim şey bu değildi yani. İnsanlar kontrol edemiyorum şu anda. Şurayı genişletsem bakayım. Employees 12. Vehicles in use 15. Hatta 12 diyor. Bunda bakayım. Bunları arttırabiliyor muyum? Arttırabiliyorum. Şunları bir genişletelim abi. Additional. Şunları büyütelim. Öyle mi kalıyor o? Bu neymiş? Ha, refrigerator. Lazım abi. Önce buna bakayım. Bunu da upgrade et. Birazcık daha bunlara katkı sağlayalım. Tamam, bir tane yaptık. Şimdi bunda ne yapabiliriz? Person importance. Önemli insanlar içinmiş. Bu çok da önemli değil. Bunlar olabilir bak. Yine well-being'leri arttırıyormuş bu da ama ya. Yani güzellik katıyor aslında. Öyle çok upgrade'lik bir durumu yok binanın. Kendisini upgrade etmem lazım bak. 8'de 10 diyor. Bunu da arttırmak için maalesef otoparkı falan iptal etmem lazım. Bu upgrade'i zaten verdik. Artık profesyonel şöyle daha büyük bir hastaneye ihtiyacım var gibi geliyor arkadaşlar. Hastane işi tırt olmaya başladı. Disease Control Panel. Şu an disease yok. Sağlık Araştırma Enstitüsü varmış. Şimdi hospital'ı şöyle bir yere koyayım diyorum. Yakın olsun. Şurası da uygun da şu parkı iptal edip ama buraya koyarsam iyice trafiği birbirine katacağım. Zaten şurası bir trafik, gördüğünüz gibi baksana. Şuraya kadar geldi trafik. Şimdi buraya ekstra koyarsam yine kilitleyeceğim trafiği. Ben şuralardan büyükçene bir yol genişlete gitsem mi acaba ya? Birazcık daha büyütsem mi şuraların yol hacmini? Yani insanlar sağa sola da gitsin diye. Şöyle bir şey yapalım. Hastaneyi de bu tarafa aktarayım ama o tarafın yoğunluğuna yine yetişemeyecek bu sefer insanlar. Öyle de bir durum var. Bir de şuradan şöyle dönemeçli yol bağlantılar falan yapmam lazım. Onlar tam açılmadı galiba. Bunlar kapalı bak. Bağlantı yolları. Üst geçitler. Pedestrian crossing. Abi tıkandık tıkandık ya, delireceğim. Şurayı da bir tane roundabout koyayım. Koyamıyorum. Koyuyor. Koy abi. Rahatlasın buraları. Şuradaki trafiği almam lazım ama sokak dar yani. Genişletemiyorum da sokağı. Mecbur binayı yıkacağım komple buradakini.
Sonrasında yolu genişleteceğim. O şekilde olacak. Ama şu an birazcık mecburum gibi ya. Ne bir building gibi bu. Ha, fire'mış. Abi o zaman bunu alalım, bir yere taşıyalım. Şöyle bir şey yapalım. Değil mi? Ondan sonra bunu alalım. Bunu buraya koyalım. Geri kalanını iptal edebilirim. Ne kadar zor olsa da. Yani dislike atıp atıp durmayın be. Şuralarda roundabout koysam ne kadar rahatlar acaba? Büyünü koyamıyorum. İkinci boy bile koyamıyorum. Ya hiçbir boy girmiyor hastaneden ötürü. Hastaneyi şimdilik alsak. Bunu taşısak. Şimdilik diyelim ki burada dur. Değil mi? Bunu taşıyabiliyor muyum? Şimdilik bunu da taşıyabiliyorum. Okey. Aslında kırmama çok da gerek yokmuş. Şimdilik buraya koydum diyelim. Şu yolları bir genişletelim abi. Bunu taşıyamıyorum maalesef ki. Bunları da taşıyamıyorum değil mi? Kır abi bunlar. Mecburum. Ya kır. Ha, bunu taşıyabiliyorum o zaman. Camping site koymuşum bak. Ne kadar iyi yapmışım. Al sana camping site abi. Al. Kalabalıklaşınca işin kontrolü iyice zıvanadan çıktı. Tamam, şimdi umarım sağa doğru da yol falan demez bana. Ondan kaynaklı mıymış anlamadım ama. Şu an oldu gibi. Ya buralarda bir tıkanıklık olmazsa şayet. Oldu gibi. Bu ne? Crime scene. Aha, polislik mi yetersiz şu anda? Nerede bizim polisimiz? Burada polisimiz. Hocam siz... araba yetmiyor ki. Arttır abi. Araba 12'ye çıktı. Bir tane daha polis karakolu koyayım. Bak bunların gelişmişleri de lazım bize. Crime artmasın abi, öyle olmaz. Üniversitenin yanında polis karakolu olur mu? Muhtemelen olmaz. Ama şurada da ofis bölümü var. Koymamız da lazım gibi. Her şey birbirine girdi ya. Şu ana caddenin yanında olması iyi mi olur, kötü mü olur? Orada yola engel oluyor. Burada da iki tane polis karakol dip dip olacak bu sefer. Hadi buraya koyalım. Bunu da bir tık arttıralım. Ne kadarmış? 18.000. Ver abi. Crime olmasın en azından. Bir anda panikle çok arttırdım ama hala da insanların ölmesine karşı hızlı tedbir alamıyoruz gibi. Tamam, şimdi hastane işini ne yapalım? Hastaneyi oradan taşıdık ki kötü oldu bence. Yerine koyarsak ve genişletirsek nasıl olur onu düşünüyorum. Ekstra kanat eklemesi yapabiliyoruz. Burada hastane olursa çok tıkar mıyız? Tabi hastaneye getirmeden önce şuradaki yolu da büyütse miydim ya? Oğlum çok saçma bir trafik düzeni kurdum. Burada yuvarlaklara bak yani. Boy boy bak. Ay, vehicle iniyoruz. Şu an iki tane. Bir tane daha koy. Tamam, 26 employee oldu. Yani büyüğünü de uzağa bir yere koyacağım. Şehir hastaneler kıvamında. Hospital. Of, 1 milyon. Bu arada inceden eksiye geçmeye başladık. Hala taşınma oranları çok çok yüksek. Desk care yaptık zaten. Bir tane daha yapsak mı acaba yetişmesi için?
Şu adayı komple şöyle bir şey mi çevirsem ya? Baksana ölen insanlara yetişemiyoruz yani gerçekten de. Şurayı gezme alanı yapacağım yapacağım diye kaldı öylece. Nerede o? Sidewalk değil. Neredeydi o pedestrian ya? One way var. Bu da değil. Lan az önce bulduğumu niye göremiyorum? Ha, pedestrian street bu. Tamam. Şuradan bir yerden şöyle pedestrian street çıktısı alıp döndüre döndüre gitmem lazım. Ama bundan böyle bir bağlantı yolu alamıyorum. Onun sebebi ne tam olarak onu bilemedim. Şuradaki şunları bir iptal edeyim ben. Yol bağlantısından ötürü de olabilir. Şuradan şöyle bir yol bağlantısı alalım önce. Değil mi? Sonra pedestrian çıkabilecek miyim? Tamam. Buradan şöyle bir pedestrian bağlantısı olsun. Yürümelik. Diğer köprü de geçebilirdi ama pedestrian değil mi bu? Yani. Bu trafik doğru. Okey, tam istediğim gibi. Yani nefes alsınlar bir tık şehirden. Öyle bir şey istiyorum. Bir iki tane işletme falan koyarız. Böyle köşeden köşeye. Ara köy bağlantı yolları da yaparız. Yürüme alanını orman gibi bir şey işte. Amaç insanımız doğa ile içli dışlı olsun. Heh, oradaki şeyi bozmayalım, mimari. Buradan da böyle bir bağlantı yapalım. Tamam. Böyle bir yol. Sadece insan yürüyecek. Gördüğünüz gibi. Tatlış oldu. Buraları süsleriz. Yamukluğu düzünü ayarlar sonrasında. Bir iki tane buraya commercial koyabiliriz misal. Sonuçta burada da ticaret yapacaklar. Bir belediye, bir bel tur gelmesin mi şimdi abi yani? Şöyle güzel bir manzara eşliğinde bir şeyler içmesin mi şimdi insanlar? Şurada da bir tane koyalım. Her yere birkaç tane serpiştireceğim. Şuraya girerken şu şekilde olsun. Ama yani yaşamadığı sürece kimse oradan da para kazanıyorlar mı? Ondan emin değilim. Ona göre bir şeyler yaparlar. Şurayı da şöyle sahile inen bir şey yaptım. Tamam, sonra ışıklandırırız. Burayı bir düzeltiriz. Düzenleriz. Nedir ne değildir bakılır. Şöyle bir köprü yolu geliyor. Bunun çevrelerini de düzenleyelim. Ağaçlı mağaçlı. Ha, düzenlemeye de gerek yokmuş. Işıklandırma var. Roundabout koymamıza gerek var mı? Olsun, güzel oluyor. Şöyle. Tatlı tatlı yürüsün. Sağlığına kavuşsun insanlar. Ofis köşeleri. Doyuramadık ofis işinde. Hala eksideyiz. Nasıl oluyor? Lan nazara geldim. Şimdi hastaneyi koyarsam bu arada yeşil enerji için param kalmayacak. Ama bir hospital'a da ihtiyaç var. Baksana abi arabalara. Oha be. Harbiden yetişmiyoruz. Ay FPS yerlerde. Bak hastane için yetiyor gibi sanki araçlarımız ama cenaze araçları yetersiz. Yani keşke cenaze aracını ekstra arttırabilsem.
Şunları koysam kalite artar belki ama gerisi çok da değişmeyecek aslında. Böyle ilave. Bu zenginler için şöyle bir ormanlık alanda. Hadi onları da yaptım. Yani yapılabilecek ne var ne yok yapıldı şu an. Conversion zone da açıldı. Büyük ofisler gelse keşke şu. Ya şuralara belki büyük ofisler koyabilirim de şu anlık koyamıyorum onun dolayı da. Üniversite yanı da ofis birazcık kötü olacak. Böyle biraz talebi düşürmek için. Commercial zone talebini de bir türlü düzeltemedik, o da ayrı bir konu. Yani ne kadar yaparsak yapalım doymuyorlar. Al burayı da yaptım. Hadi bakayım. Birazcık doğasını bozduk hemen bak. Yapar yapmaz. Okey. Artı ile eksi arasındayız. Vergiden tabii ki de şu an deli gibi para kazanıyoruz ama yavaştan kazancımız da azalıyor. Baksana 500 bin vergiden geliyor. Tamam, popülasyon düşürünce insanları kontrol edeceğiz, arttıracağız. Arttırınca da ona göre olacak. Şöyle binalar bir gelsin. Polis dolanıyor gördüğünüz gibi. Normalde başka araç yok. Güzel. Yalnız burada benzinliğin ne işi var abi? Yani yürüme alanında benzinlik ne alaka ya? Burayı bir değerlendirsinler. Buralara oturma bankları falan filanlar da yapacağız. Şöyle. Tatlış tatlış. Yapalım. O otel. Sağlam işletme ha. 1,6 milyon. Upkeep diyor. Yani 160 bin getirisi olabilme ihtimali var mı demek oluyor bu. Aslında otel için çok da tatlı bir yer ha. Ama arabayla gelebilecek insanlar otele. Bu giderse çok kötü. Botanik Garden varmış bak. Turistler çekmek için aslında burası uygun bir yer. Botanik Garden için. Şöyle bir botanik gardenımız da olsun. Yerler çok kötü yaptı ama ya. Yani bunu kendisi otomatik niye düzgünce yapamıyor bilmiyorum. Olsun. Böyle olsun. Botanik gardenımız da bu. İçeriye bakamıyor muyum? Otoparkta olduğu gibi. Heh. Ufak köşesinden giriyorum gördüğünüz gibi. Botanический sat. Ben Rusça. Burada ne var? Ha, bunları yol lazım. Tamam. Tamam, yolla beraber bütün bağlantı geldi. Okey, böyle bir yer oldu işte. Lan işletme aracı niye giriyor lan? Araç maraç da girmeye başladı. Bunlardan kaynaklı mı o? Şu işletmeler var diye de olmuş olabilir ya. Biraz kötü oldu bu araba yolu değildi ama. Burası yine trafiğe artarsa çok çok kötü olur. Ve paramız sağlam bir şekilde eksiye gidiyor. Şu an popülasyonda çok artmadığı için gördüğünüz gibi yine zarar ziyan. Neyse, bu videoyu burada sonlandıralım. Bu bölümlükte bu kadar eğlence yeter. En azından şöyle bir köşemiz oldu. Yeşillik alan. İşletmeye çok abanmamak gerekiyormuş. Ben birazcık daha böyle park alanlarında belediyenin yerleri, özel yerler olur ya. Çay kahve içmelik. Susadın ettin bir yerden bir gofri kal falan. O tarzı bir yer olsun istedim ama tam istediğimi yapamadım galiba. Saçma salak işletmeler geldi. Ve kış da geldi bununla beraber. Güzel. Artık o zaman bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Crime de artmış. Bunları da bir göz atmam gerekecek. Şehir genişletiyorum. Bir sonraki bölüm muhtemelen artık yeşilliğe iyice abanacağım bir bölüm olacak. Orada görüşmek üzere. Kendinize bakınız. Hoşça kalın. Bye bye.